Siz bir bayansınız. Hüdapar diyor ki bayanları sahiplendirmek lazım diyen bir yerde siz nasıl kabullenebilirsiniz bunu ya? Cemevi Cümbüşevi dedi. Seçim zamanı geldi, Alevi benim kardeşlerim dedi. Böyle olmaz. Eskiden cahillik patavatsız sözleri vardı. Evet doğru. Arada, bazen vardı. Lütfen Cumhurbaşkanımız hakkında güzel konuşun. 2023'te dedi ki bana şans verin. Ya 20 yıldan beri bu vatanı, bu ülkeyi kendisi yönetmiyor muydu? Tamam. Ne değişti de şimdi bizden tekrar şans istedi? Vergi zamları hakkında konuşuyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Söz verdi. Sözünü yerine getirdi. İşçilere zam yapacağım dedi. Yaptı. Deprem oldu. Bir ekonomik zorluk. Yani onlara ev yaptı. Normal şu an. Bekleyeceğiz. Reis yapar. Yani yapar, biz ona güveniyoruz. Seçimden önce diyordu ki mesela reisimiz, bunlar öyle bir çakalım ki bellerini doğrultamazsın diyordu. Şimdi vatandaşa soruyoruz, bu zamlardan dolayı belimizi şimdi doğrultamıyoruz diyor. Şimdi şöyle bir şey var, bu adam ne yapsın ya? Bu adam önceden yaşlısına, evde yaşlısına bakana atıyorlardı. Şimdi evde annesine bakan maaş veriyor değil mi? Atıyorum özürlü çocuğu olana maaş veriyor ya da başka ne? Babaanneye, anneanneye, çocuğuna bakıyor diye, torununa bakıyor diye maaş veriyor. Daha ne yapsın? Daha önceki ekonomiyi düşünürsek 20 yıl önceki zaten malum. Ha bugün bu zaman ben de hoşnut değil. EYT'liyim, EYT'ye takıldım. O 5000 günün akabetine uğrayanlardanım ben. Ama sabır. Sabır. O nereye bir söz kadar verdi. Sanırım 2024'e kadar o verdiği sözü yerine getirecek hani dedi ya. Bir anlaşma vardı, Lozan Anlaşması. O bitecek bitmedi dedi. Bitmedi mi daha bu Lozan Anlaşması? 2023'te bitecek diyorlardı. 2023 daha bitmedi ama. O dedi ki Eylül... 2023'te bitiyor diyorlardı. 2023 yok, geldi. Şimdi 2023 daha bitmedi ama farkındaysanız 2024 daha seneye girmedi. Seneye de bence diyeceksiniz ki ek maddeleri varmış. 3 yıl daha uzatıldı. Bak, 4 yıl daha uzatıldı. O zaman emin olun ki o zaman şey o zaman biz... Yani sonuçta seçimle geldi değil mi? O zaman inanın ki biz de aynı şeyi konuşacağız. Ha şimdi burada partileri konuşmaksa diğeri ne yapacaktı? Bilmiyorum. Yani hiçbir icraat siz yok. Deneyimlemediğiniz bir şeyi söylemezsiniz. Biz hiçbir, de görmedik. Biz de görmedik onu ama onun dönemini atalarımız anlatıyor. Ya da ben şöyle söyleyeyim. Onun dönemi olmadı ki hiç. Kemal Kılıçdaroğlu. Olmuş. Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu CHP, içeri CHP. Ya Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Sonuçta 20 yıl öncesi ben 10 yaşındaydım. Yaşadığınız ülkeden memnun musunuz? Yani şu an şartlar gerçekten şartlardan çok zor. Şartlardan ülkeden memnun musunuz? Ben memnunum. Memnunum. Ha şöyle. Şimdi bu ülkeyi de kuran kişinin kurduğu bir parti bunları oldu. O yüzden söylüyorum. Bunları durdurabilir. Buna çözüm bulabilir. Gerçekten şu an kiralar, marketler cep yakıyor. Hani şu an gençler asgari ücretle çalışan... Fırsatçıların işi mi? Evet, fırsatçıların işi. Onları durdurabilir. Atıyorum şu 3 tane market peki var ya. Mesela dün 5,5-6 lira benzine zam yapıldı. Evet. Bu da mı fırsatçılar yapıyor? Bunu şöyle yaptı. Herhalde arabalarına hani zam oldu ya. Arabalarını satamıyorlar. Eskiden 30 bin TL'lik arabası şimdi adamın 600 oldu, 700 oldu, 700 bin oldu. Daha önce hurdaydı o araba. Şimdi sen onu kalktın 700'e çıkarttın. Bir de şöyle düşünün. Sen halk olarak bu zamı koyuyorsun. Bu adam da koysun yani. Biraz da akıllamamız lazım. Tamam da sıfır araç fiyatları artmasa adam niye şey yapsın ki, artırsın ki? Şimdi ev sahiplerine diyorum. Ev sahipleri kalkmış hurda bir evi, dökülen bir evi 15 bin kiraya veriyor. Şimdi bu devlet yönetiyor. Neden veriyor bu kadar yüksek kirayı biliyor musun? Bilmiyorum. Çünkü yeni bir ev almak istese evler 4 milyondan falan başlıyor. 3 milyondan ama başlıyor. Peki şöyle düşünelim. Asgari çalışan bir aileyi düşünün. Atıyorum baba çalışıyor. Evde anne var, çocuk var. Siz, ben bir şey soracağım. Siz hangisini daha mantıklı bulursunuz? Şu anda 1 milyon TL'yi bankaya yatırdığınız zaman size aylık 18 bin lira faiz veriyor. Ama siz 3 milyona ev alsanız en fazla 15 bin liraya kira verebilirsiniz. Hangisi daha mantıklı? Ben faize karşıyım. Faize karşısınız. Evet. Faiz neden yükseltiyor reisimiz o zaman? Güzel çek. Destekliyor musunuz? Güzel çek. Hayır, faize biz karşı. Nas suresi neyi emrediyorsa biz bunu karşıyım uygularız dedi. Gerçekten karşıyım. Seçimden 3 ay önce, seçimden daha 3 hafta geçti. Üzerine hemen şimdi faiz işte, arttırmana gitti. Şimdi hani bir yeniden doğuş var ya, şimdi sabır zamanı. Emin olun ki şu 2023 bitsin. Aynı şey devam ederse çok tepki alacak. Alacak yani. Onu yani 5 yıl daha koydu cebine daha. Hayır, tepki alsan olur olmadı. O 5 yıl değil. 2023 bittikten sonra yani 2024'e girmeden bu işi çözmesi lazım. Tamam, çözmedi diyelim. Ne yapacağız? 5 yıl daha geriye, hadi 4 yıl daha kalıyor diyelim. O zaman bir şey söyleyemiyorum. Buradan hep beraber gidip herkes mesela siz oy verenler örnek veriyorum. Oy evet verdiniz. Gidip sarayın kapısına dayanıp in aşağı mı diyeceksiniz? Biz sesimizi duyuracağız. Reis verdiğin sözü yerine getir. Ne oldu diyeceğiz. Biz senin her türlü yanındaydık. Bak soğan patates dediler. İşte atıyorum birçok şey söylediler. Biz gitmedik, ayrılmadık ya da taraf değiştirmedik. Hadi diyeceğiz. Verdiğin sözü yerine getir. Yani haklı olarak bunu dile getireceğiz. Kendisine duyuracağız yani. Duyurmamız gereken her yerden. Peki sizi izleyen vatandaşlara da biraz şevklensin, örnek olsun diye reisin söz verip de tuttuğu projelerden biraz bahseder misiniz? Vallahi reisin şu ana kadar söz verip de tutmadığı proje yok. Depremzedelere bir ayda ev vereceğim dedi. 8 liralık yakıtla işte 6 saat, 7 saat çalışacak elektrikli traktör projesi dedi.
O mesela daha bir daha ses soluk duymadık ondan. Doğalgaz bedava olacak diye söylüyordu mesela bir tane onun saray soytarısı vardı Abdurrahman. Biliyorsunuz Abdurrahman. Evet biliyorum onu. Doğalgaz bedava olacak diyordu. Şimdi daha dün doğalgazın vergisine %224 zam yapıldı. Valla bunu niye yaptı ben de bilmiyorum. İnanın ben de böyle kafam bir karıştı ama bir bildiği vardır diye düşünüyorum. İşte bunlar söz verip yapmadıklarına mesela örnek. Siz de örnek verirseniz karşılık. 2023 yani. Bitene kadar dedim ya Lozan Anlaşması bitsin. Kendi petrolümüzü tam olarak çıkarmaya başlayalım. Ondan sonra sözünde, verdiği sözleri yerine getirmez. Şu an çıkaramıyor muyuz? Şu an tam olarak Lozan Anlaşması'nı daha açmadık. O bir. Şu an yaratık kaynaklarımızı kullanamıyor muyuz? Daha çıkartamıyor muyuz? Tam olarak değil. O anlaşma daha tam olarak bitmedi. Şimdi seçimden önce Süleyman söylemişti ki şu an öyle bir petrol çıkıyor ki çıkart koy şeyin içine traktöre çalıştırır öyle kaliteli. Ya, daha çıkartmadan nasıl o zaman denedi de bunun o kadar kaliteli olduğunu biliyor? Ekim diyorum ben. Şu meclis şu an tatilinde ya kapalı açılsın. Ekim diyorum yani. Eminim yılbaşını bulmayacak. Neydi o ekonomi bakanımız var Nebati. Gözünüzü kapatın hayali 6 ay sonra açın falan. Depremzedeleri. Ya insanlar sürünüyor yerlerde. Ya ben şu an EYT'ye takıldım. 48 evet. Yaşındayım. İşten geliyorum. Bakın EYT'mi doldurmak için. Tamam. Hepimiz zor durumdayız. Tamam hepimiz zor durumdayız. EYT'li olabiliriz. Ben de EYT'liydim. Ben ya. Şu an yeni emekliyim. 7500 lira maaş alıyorum. Tamam, deprem bölgesinden geliyorum. Ben depremzede misin? Ben depremzedeyim. Antakya'dan geliyorum. Antakya'da şu anda ne ev yapması? Gidin bir bakın. Daha %80 enkazlar duruyor. Daha yıkılmadı bile. Peki size yardım... sadece öve evlat muamelesi yapılıyor bize. Bize hayır. Mi? Hayır. Nereden yardım? Gidin bakın daha bir damla suya muhtacız. Bu depremzede vatandaş size yalan mı söylüyor? İlçe kayboldu yani. Ama yok. Koca kelli felli adam şimdi yalan mı söylüyor? Yok hayır yalan söylemiyorum. Doğrudur. Benim 15 tane akrabam, kardeşim dahil vefat etti. Ve bu kardeşim, sağ olun kardeşim, kuzenlerim hepsi yardım gelmediği için vefat etti. 4 gün boyunca oraya yardım gelmedi. Benim enkazdaki kardeşimi biz kendi imkanlarımıza çıkardık. Doktor yok öyle diye. Bir oldu ki gerçekten yok diye, oldu doktor ya. Yok diye ben kardeşimi kurtaramadım. Haklısın, müdahale edilmedi. Haklısın. İç kanamadan vefat etti. Biz uyumaya utandık. Haklısınız. Kuzenlerim 4 gün boyunca enkaz altında. Bakın çocuklarıyla kayınbabası, kaynanası, kocası dördü birlikte birbirlerini sarıp ya ölmüşler. Yani haklısınız. İnsanlar haklısınız. İnsanlar feryat ede ede öldü. Yani bana haklısınız. Lütfen bakın. Ben AK Parti yavucunu bunu savunmuyorum ya, ama hayır bakın şunu savunmuyorum. Ben hiçbir yerini savunmuyorum şu anda. Ama ben depremzedeyim. Ben şu anda çok doluyum. Neden? Çünkü hükümet bizi yalnız bıraktı. Şu ana kadar da yalnızız. Bize bir tane Allah'ın kolu bize yardım etmiyor. Bize kimler yardım ediyor? Siz halk yardım ediyor. Depremzede şeyinizle gittiniz mi? Nereye? Kendilerine hanımefendi, ulaştınız mı yani? Kime gideceksiniz? Biz orada kurumuna. Biz orada Antakya'da muhatap bulamadık ki. Allah. Bizim orada kim var? Barış Atay var. Milletvekiliydi. Türkiye İşçi Partisi. Türkiye İşçi Partisi'nin Barış Atay vardı. Haluk Levent vardı, Gökhan Zan vardı, bir de Volkan Demirel vardı. Bunlar sayesinde duyuruldu sesimiz bizim. Haluk Levent'in topladığı paralar ne oldu? Ben Haluk ondan Levent'in da şüpheliyim yani. Haluk Levent'in kurduğu, o kadar milyarlar... Ben sana anlatayım nerede şu anda. Bizim Haluk Levent'in konteyner yapıyor. Şu anda evler yapıyor. Evler şu anda 6 ay sonra evleri teslim edecek Antakya'daki insanlara. Yani onları görmüyorlar insanlar. Bu kadar büyük bir paranın yapmıyor. Toplandığı bir yerde Haluk Levent gibi bir sadece tek bir bireyi koskoca devlet bırakır mı peşine? Nerede, o nerede? Tabii altı ki bırakmaz. Bize teslim edecek yani. Bir dakika bir evler yapılıyordu hani söz verdi Antep. Onlar yapıldı. Onlar kime yapıldı? Antep. Bakın Suriyeliler şu anda Suriyeliler Kahramanmaraş'tadır Antakya'da değil. Suriyeliler şu anda bizden daha iyi birinci onlar sınıf vatandaş. Zaten. Klimalı konteynerlerde oturuyorlar. Onlara ben de sizin de hemfikirim. Yani, onlar gitsin zaten. Adamlar ne diyor biliyor musunuz? Diyorlar ki Antakyalı Türkleri buradan sınır dışı edin burası bizim yerimiz. Öyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey olamaz. Hani kimse bir şey anlatmasın lütfen. Neden? Kimse çünkü uzaktan biz orayı görmedik sesi, doğru haklısınız. Uzaktan davulun sesi çok hoş geliyor ama maalesef haberler hepsi yalan. İnanın yalan. Orada ne kadar gösteriyorlarsa onun 30 katı şu anda orada var. Başın sağ olsun. Çok geçmiş oldu. Teşekkür ederim. Biz çok sağ olun. Burada size deprem oldu. Biz evde uyuyamadık. Uyumaktan utandık. Yani yemek yemeye utandık. Şey değil. Hani burada diyorlar ya yok işte doğalgaz geldi yok şu geldi. Seçimden önce hepsi vardı. Hepsi çıktı ortaya ama şu anda seçimden sonra hepsi kayboldu. Ama neden? Birinci parti çıktı orası. İşte orası çıktı. Ben de onu diyorum ama bak neden çıktı? Kimse bilmiyor. Hatay'dan birinci parti oy kullandı ya. Ne diyorsun? Var mı? Allah aşkına bu ülkeye kalkınacak daha iyisi var mı? Bana söyleyin. Şu anda, deyin ki şu var. Ben şu anda bakın ben bir daha söyleyeyim. 80 milyon ülkede insan yok mu başka? Var mı? Var. Yok. Hayır, nasıl yok ya? Olur mu öyle bir şey? Ben ona katılmıyorum bakın. Peki bir şey söyleyebilir miyim? 2023'te dedi ki bana şans verin. Ya 20 yıldan beri bu vatanı, bu ülkeyi kendisi yönetmiyor muydu? Evet. Tamam. Ne değişti de şimdi bizden tekrar şans istedi? Ha onu soruyorum yani bu kadar devleti bu kadar. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu veremez. Çünkü hazinede para yok. O zaman hiçbir vatandaşın bir tanesi sorup da kalkıp sormaz mı bu adama ya? Bu devleti yöneten sensin. Nasıl hazinede para olmaz? Demez mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK zamanını da biliyoruz. Yapmayın ya Allah aşkına ya. O zamanlar kaç yaşında mesela vatandaşlar emekli oluyordu?
Ben bilmiyorum. O zamanlar ben belki de çocuktum, hatırlamıyorum. Peki, yani. Mesela kim Kılıçdaroğlu'nun hastanelere şahit oldum. Hayır, yanlışınız var. Hastanelerdeki o sıkıntılar Türkiye genelinde yavaş yavaş oluşan şeyler değil. Yalan Kılıçdaroğlu'nun bir şeyi var mı? Projesi var mı? Yalan üzerine? Bakın, hayır, yalan mı? Tek yalanını yakalamış olsalardı şu anda o adamı linç ederler diye. Bakın, zaten ya. En azından Cumhurbaşkanımızın yarısı kadar yalan söyleyen bir şey yok. 10 tane yalanını çıkarıyor. Ya bakın, ben size 50 tane şu anda Cumhurbaşkanının bir tane sözünü 2 dakika sonra yalanladığını ben size 50 tane çıkarırım böyle. 50 tane. Hangi sayfadan çıkaracaksınız? Solcu gazetesinden mi? Çıkaracağım. Ben size YouTube'dan çıkaracağım. Simit 10 lira olmuş. 10 lira simit aynen. Olmuş. Simidin üzerinden bir de susamış almışsınız. Hamur ediniz insan. Ekmek 10 lira oldu. Ona ne diyorsunuz? İşte bunlara dur demesi gereken, bunu durdurması gerek. Evet. Durdurması gereken Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız da bunu yapamıyor. 20 yıldan beri yapamadıysa. Ama sizinden bir tane yüzüğü vardı geldiğinde. Bir tek yüzüğü vardı. Eğer bir saniye. Ne dedi? Bir yüzüğüm var dedi. Eğer dedi. Tamam. Zengin olursam bilin ki haram yedim dedi, değil mi? Şimdi ne? Hayır. Hiçbir şekilde biz parti konuşmuyoruz. Biz parti, bakın. Adam ben parti sözü, ben parti kelimesi getirmedim şu ana kadar. Bayan getirdi. Kodayı dağıttı. Sonuçta bunu ben mi seçtim? Ben moderatör Türkiye olarak, seçti. Ben moderatör olarak bir araya giriyorum. Kim seçti? Ne mültecisi ya? Yapmayın Allah aşkına ya. Kaç milyon mülteci var? Ben bir sandıktaydım, bir tane mülteci görmedim. Ben müdahale, siz alıcılardan oturuyorsunuz. Evet, yıllardır ben buradayım. 30 senedir ben buradayım. Şükrü Bey de bir saniye müsaade eder misiniz beyefendi? Şimdi konu dağıldı, ben gideceğim o yüzden. Bir partişine geldi konu. Mesela geçtiğimiz aylarda hatırlıyorsanız bir metrobüs kazası olmuştu. Evet. AK Parti avcılar gençlik kollarından. AK Parti olarak tasvip etmiyorum. Tasvip etmiyorum. Yani AK Parti gençlik kollarından bir genç kızımız çıkıp demişti ki burada yüzlerce ölü, binlerce yaralı var demişti. Halbuki ölü de yoktu. Yaralı sayısı da sadece 37 idi. İşte bunun hesabını İmamoğlu nasıl verecek diye bir çıkış yapmıştı. Şimdi bu vatandaşın kardeşlerinin, kuzenlerinin hesabını kim verecek? Onu da onların belediye başkanı verecek. Çünkü bu adam dedi ki kentsel dönüşüme girin dedi. Onların belediyesi kabul etmedi. Peki bu kabul affı etmedi. Affı kim onayladı? Kabul etmedi. İman affını kim çıkardı efendim? Bir saniye, bizimki mi etmiyor? Burası etti mi? Burası orada etti mi? Herkes bakın, kendisi yapıyor. Ya, bakın bir şey söyleyeyim. Beyefendi herkes İman affı nereden onaylandı efendim? İman affı. İman affı belediye onaylar. Cumhurbaşkanı belediye onaylar. Cumhurbaşkanı kararıyla. Belediye onaylar. Hayır, Cumhurbaşkanı onaylar. Cumhurbaşkanı imzaladıktan sonra oraya orası mecbur yapacak bunu. Yani bunda bir sıkıntı yok. Adam söylediğinde, kentsel dönüşüme girin dediğinde. Kentsel dönüşüm şu anda. Girmedi. Oradaki hesabını bana kardeşimin. O zaman ölmeyi hak ettiler mi? Öyle mi diyeceğiz? Nasıl? Ölmeyi hak ettiler. Hayır, asla. İyi oldu size. Hayır. İyi ki öldünüz. Peki, şu anda bakın. Ölmeyenler bir şey söylemiyor. Davul zurnayla burada kutlayanlar. Antakya'da kutlayanlar Türkler miydi? Değildi. Burada hepsi Suriyeliler. Seçimden hemen sonra. Ya burada Suriyeliler kutladı. Bir tane Türk vatandaşımızı gördünüz mü ya? Ben 30 yıldır buradayım. Benim kanıma dokundu. Sizin dokunmadı mı? CHP bayrağının yanında Atatürkçüyüm. Atatürkçüyüm diyen bir partinin yanında, Cumhuriyetçiyim diyen bir partinin yanında. Peki, PKK bayrağı vardı. Ay, nerede PKK bayrağı vardı? Bana ya bir vardı. Tane göster. Ya Hüdapar. Ya bakın hanımefendi, siz bir bayansınız. Sandıkta vardı, siz sandıkta. Siz bir bayansınız. Hüdapar diyor ki bayanları sahiplendirmek lazım diyen bir yerde siz nasıl kabullenebilirsiniz bunu ya? Siz yapamaz. Siz eğer bunu kabulleniyorsanız AK Parti hala bunun için. Peki daha düne kadar Hüdapar bizim partimizin yanından bile geçemez. Biz onunla ortaklık kuramayız diyen bir cumhurbaşkanı. Şimdi ne oldu da? Onla, o zaman demokrasi varsa... Aç kapalı geziyor, ben açık geziyorum. Kimse bana karışmıyor, onu da karışmıyor. O zaman şunu da söyleyeyim. Ha. Cumhuriyet AK Partisi'ye gider, HDP ile ortaklık kurabilir. Atatürk. Neden bu kadar vatandaş var? Atatürk Partisi. Bir saniye bir şey sorabilir miyim? Yapmayın Allah aşkına. Siz terörist olarak mı değerlendiriyorsunuz? Öyle zaten. Öyle. Neden kapatılmıyor, neden müdahale edilmiyor? Neden? Demokrasi var bu ülkede. Neden meclisteler? Terörist var. Terörist olması demokratik bir şey. Neden meclisteler? Dedi ki dağda savaşma, gel meclise savaş dedi. Neden meclisteler o zaman? Neden onlara hak verildi? Özellik muhabbeti vardı ya. Neden hak verildi? Özellik muhabbeti vardı ya. İşte fikirlerimiz böyle uyuşmuyor. Ha, işte özellikle şeyinde. Ama siz öyle bakın, siz dar bir pencereden bakıyorsunuz. Hayır. Olaya. Aslında ben geniş pencereden bakıyorum. Yanlış bakıyorsunuz. Çok Türkiye geniş. Cumhuriyeti hiçbir zaman dini siyasete alet etmedi. Kur'an-ı Kerim'le çıkıp bir gün olsun, hangi siyasi şu ana kadar Kur'an-ı Kerim'i çıkarıp da partileri meydanlarda salladı? Hangi parti yaptı bunu şu ana kadar? Eskiden hangisi yaptı? Yalan yok. Kim? Ben bir tek Erdoğan'ın elinde gördüm. Miting yaparken yani elinde Kur'an-ı Kerim salladı. Burası Müslüman ülkesi. Bakın, Müslüman ülkesi normal. İşi geldiği zaman ben Aleviyim. Dedi ki Cemevi Cümbüşevi dedi. Seçim zamanı geldi, Alevi benim kardeşlerim dedi.
Böyle olmaz. Eskiden cahillik patavatsız sözleri vardı. Evet doğru. Bazen vardı. Lütfen Cumhurbaşkanımız hakkında güzel konuş. Yok. Bu da benim ne denir ona? Yani harada var. Hayır. Ama ben yok yok. Düşünce özgürlüğünüz. Düşünce özgürlüğüm artı o Karadeniz'de. Biz o düşünce özgürlüğü yüzünden 17-18 tane dava açılıyor. Ben böyle konuşmamama rağmen. Bak o Karadeniz'de ben de Karadenizliyim. Bizim Karadeniz'in genetiğinde var böyle bazen ayarsız konuşma. Var. Cumhurbaşkanımız hakkında düzgün konuşun yoksa sizi ihbar ederim. Yok sorun değil. O benim. Kimere veririm bak. Ben de arada bir ayarsız konuşabiliyorum. Depremzedenin hesabını verebilecek bir tane muhatap versin. Bir tane muhatap göreyim karşımda. Bana desin ki evet kardeşim sorumlusu ya, benim. Allah sizden Allah özür diliyorum desinler. Kabulüm. Ama Cumhurbaşkanı geldi. Bakın pardon özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim gideceğim abi. 99'da burada oldu. Bir şey söyleyeceğim. Son bir sorunu söyleyip gideceğim ben. Bakın bakanlar geldi. AFAD oturuyordu. Bakın AFAD oturmuş. Biz cenazelerimizi çıkarıyoruz tamam mı? Hiçbir cihaz yok, hiçbir tesisat yok, hiçbir şey yok. AFAD gelmiş sadece konuna sallaya gelmiş. Oturuyordu AFAD yetkilileri. Gelmiş oturuyorlar, biz cenazelerimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Kameralar geldi. AFAD çekilin, bakın biz yapacağız falan dediler. Kameraların karşısında AFAD çalışıyor gibi gösterdi. Kameralar gitti, AFAD oturdu. Bakanlar geldi. Sadece belirli bir yerlerde resimler çekildi. Bir iki kişiyle planlanmış, iki üç kişiyle görüştürüldü insanlar bakanla. Ondan sonra bakan çıktı gitti. Biz gene aynı şekilde yelkende başımızda. Mikrofon bulsaydınız da sesiniz duyursaydınız. Kimden duyuracaksınız? Antakya'da yok kimse hanımefendi. Antakya diye ya, bir yer kalmadı. Evet biliyorum ben çok üzüldüm ona. Neyse kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Siz de. Ama ben size şunu söyleyeceğim. 99'da burada yaşadılar depremi. Yaşadık biz de vardık. Şimdi biz de burada o zaman o dönemin Cumhurbaşkanı'nı mı suçlayalım? Hayır bir şey söyleyeceğim. O günün devleti sahip çıkmıştır avcılara. Gelmiştir, müdahale edilmiştir. Şaka mısınız ama siz? Ama Antakya'da bunu göremedik diyorum. Bakın 4 gün boyunca cenazelerimizi çıkaramadık diyorum. Anlatamıyorum. Biz dışarıda yattık. Çadır bile yoktu. Siz şaka mısınız? Bakın en acı şey nedir biliyor musunuz? Sevdiklerinizin öldüğünü görürken, can çekişirken, ya şimdi anlayamazsınız beni. Bunu bana burada anlatmayın. Can çekişiyor kardeşim. Elinden tutmuşum. Yengem elinden tutmuş kardeşimin. Kardeşim diyor ki ya ben ölmek istemiyorum diyor burada. Beni kurtarın diyor. Hiç kimse yok kurtaracak. Benim yeğenlerim, kuzenlerim ölmüş. Birbirine sarılıp ölmüş. Bir tane hiç dostum, komşum bağırıyor. Lütfen beni kurtarın. Ölmek istemiyorum diyor. Bangır bangır bağırıyor. 4 gün boyunca. 4 gün sonra sesi duyuluyor, duyulmuyor. Kesiliyor sesi. Siz bu kadar şeyden sonra nasıl konuşabilirsiniz bunları? Ya, tamam da, siz yaşamadığınız için bilmiyorsunuz. Gelin bize sorun. Abimi kaybettim. Üst üste. Ama böyle değildi bakın. Yani. Bakın böyle değildi. Avcılardaki deprem de böyle değildi. Hayır. Sadece Antakya'da mı oldu deprem? Kahramanmaraş'ta oldu, Antep'te oldu. Her yerde oldu. Tamam da sonuçta her yerde oldu. Atıyorum şimdi size ben bir şey söyleyeceğim. Şu avcılarda şurada deprem olsa, şu binalar şuraya çökse. Traktör ya da dozer buraya nasıl girecek? Her yer birden çökse. Biraz da böyle düşünün ya. Oğlum sen niye lan geldin? Nasıl? Niye deprem vergisi? Depremzede vergileri, deprem vergileri nerede? Bakan ne dedi? Ben o deprem vergilerini ben şart ya illa depremzedelere kullanmak zorunda değilim demişti, değil mi? O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Evet. Gireceksiniz kapısına. Bas sesinizi duyuracaksınız. Ben normal bir vatandaşım. Cumhurbaşkanına ya da bakana hangi bakansa hepsine. Nasıl yaklaşacağım? Nasıl görüşeceğim? Kapısına gideceksin bankardan. Saraya 1,5 kilometre bile yaklaşamaz. Bir şey olmaz kısıtlaya git. Evi orada bak kısıtlaya git. Şu anda ben burada bunu konuşuyorum. Yarın benim yakalanmayacağım nereden malum? Ya neyi yakalanacaksın ya? Çektirebilirsiniz evet. Ya belli mi? Ya bakın. Hayır ne yakalanması ya? Niye yakalanacaksın? Kapalı açık demedim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Olay çarpıtmayın. Kapalı açık demedim. Kısıklı evi var. Yemin ediyorum sana kapısına git korumasına söyle. AK Partili oldu. Hayır birliktesiniz ya ben şey bilmiyorum neyiniz benim oldu. Ablam oturuyor orada yanından geçtim. Yanından geçtim gitmedim. Korumasını mitinglere gittim korumasını açtım. Koruması bana engel bile olmadı.